Gir. Afiyet olsun. Kahveni ben yaptım. Her zamanki gibi. Başka bir arzunuz var mıydı Orhun Bey? Aslında bir isteğim var ama... Afiyet olsun. Teşekkür ederim Gonca. Burada böyle dikilecek misin? İçeri gelsene. Kahveni sensizde de olmuyor. Ya, Musa, biz Ali'yi okuldan alacaktık da ben şey yapmayayım şimdi. Musa, hadi geç kalmayalım. Afedi devranım, uyandın mı sultanım? Günaydın. Günaydın Dalyan'ım. Bak, bize kahvaltı hazırladım. Yumurtalar tam senin sevdiğin gibi iki göz. Sucuklar da ağzına layık. Çıtır çıtır kızardı. Ay ne romantik kocam var benim. Ne kadar da incesin. Raşit'im, şu içerideki de bizimle mi yiyecek? Yani tamam uzmana iyi şeyler söylesin diye ciciş ciciş davrandık da. Yani şurada da bir kahvaltı keyfimiz var sonuçta. Sürekli dip dibe. Tabii canım. Ya onu ben düşündüm zaten. Sen merak etme, bu kahvaltı ikimizin. Ona da bir ara böyle peynir ekmek falan bir şeyler ayarlarız yani. Ay Kadir bilir civanım benim. Canım benim hadi yiyelim bunları hadi. Ne oluyor lan sabahın köründe? Kim lan? Havalandır kesin ha. Siz miydiniz? Şey bu kadar erken beklemiyorduk da. Tabii buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Şöyle şu tarafta. Şey, biz de siz geldiğinizde tam da kahvaltıya oturmak üzereydik. Çocuğumuz nerede? Odasında. Odasında. Neden? Kahvaltıyı sizinle birlikte yapmıyor mu? Masada yalnızca iki tabak var. Ay yok, biz ailece yapıyoruz. Tabii tabii. Ben kendisine böyle sürprizler hazırlıyorum. Ya kahvaltıyı yatağına götürüyorum. Böyle iki göz yumurta seviyor. Bir de sucuklara bayılıyor. İştahlı benim prensesim, evet. Buyurun beraber kahvaltı edelim. Sağ olun, bir an önce işimize başlayalım. Öyle mi? O zaman ben kendisine haber vereyim. Gerek yok. Zaten yaşam koşulları teftiş için odasına bakmam gerekiyor. Öyle mi? Hı hı. Bu tarafta. Şişmesin. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Torunum, prensesim. Bak kim geldi? Pedagog ablan geldi. Ona dedeni ne kadar çok sevdiğini söylersen... Yönlendirme yapmayalım lütfen. Biz nefesle baş başa konuşuruz. Sizin burada bulunmanıza gerek yok. Öyle mi? Prensesim, bak sana ne yaptım?
sucuklu yumurta. Sen böyle ayrı ayrı seviyorsun ya, öyle yaptım. Sen şimdi... Sen onu bitir, ondan sonra diğer kahvaltılıkları getireceğim. Tamam mı prensesim benim? Siz de çocuğu çok oyalamayın da aç kalmasın diye mi? Buyurun. Buyuralım. Hadi. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Günaydın abla. Günaydın. Ben sana hemen çayını getireyim. Yok, size afiyet olsun, ben yemeyeceğim. Yalnız pişman olursun, söyleyeyim. Aşmalar sıcacık. Gerçekten benim pek iştahım yok. Abla, pedagog bugün saat kaçta gelecek biliyor musun? Bilmiyorum Ceylan. Ne söyleyecek acaba pedagoga? Kenan abime dediği gibi dedemle kalacağım demez inşallah. Ya aslan gibi babam var, sen sırtlan gibi dedeni tercih ediyorsun. Olacak iş değil. Tam her şey yoluna girdi diye sevinirken. Ona da hak vermek lazım. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Dedesiyle karısı da illa girmiştir çocuğun aklına. Orası öyle ama bunun dönüşü yok İso. Eğer gelen görevliye de dedemde kalmak istiyorum derse mevzu düğüm olur. Temizde kazanmak bile mümkün olmaz. Neyse, moralimizi bozmayalım yine de. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Biz işimize bakalım. Nuşa abla, bana vereceğin bir iş var mı? Bizim için bilgisayardan kiralık ofis bakar mısın Ceylan? Ofis mi? Hayda. Ofis nereden çıktı şimdi ya? Ne güzel bir aradaydık işte. En doğrusu bu Fatih'cim. Herkes için. Keşke içeride biz de olaydık be. Ama uzadı. İnşallah küçük fare son anda bir arıza çıkarmaz. Çıkarmaz, çıkarmaz. Dedem diyecek, başka ne diyecek? Kulaklarımla duydum. Babasına ateş püskürüyor da. Bizi çok iyi besledi çocuğu. Tabii. Nasıl bir iş Profesör Hanım? Gayet iyiydi. Oh, çok güzel, çok güzel. Ne de olsa dedesinin torunu tabii. Siz de uzmanların uzmanısınız tabii. Profesörlerin profesörü. Çocuklarım gözünden anlayan çocuk şeysi. Evet. Ben küçük prensesimizin kahvaltısını götüreyim. Acıkmıştır çocuk. Götüreyim ben onu. Evet. Size. Ne söyledi acaba? Sakın kızım. Sakın dedemle kalmak istiyorum deme. Deme lütfen. Pardon. Buyurun. Ben Nefes'in babasıyım. Avukat Kenan Bey mi? Evet, doğrudur. Nefes. Ne söyledi? Hukukçusunuz. Prosedürü iyi bildiğinizi varsayıyorum. Sonucu resmi kanallardan öğrenmeniz gerekecek. Kenan Bey, iyi misiniz? Kenan Bey, lütfen sizi anlıyorum. Kızınıza düşkünsünüz. Sizin için kuralları biraz daha esnetmeye çalışacağım. Sorulacak tüm soruları sordum.
Fakat nefes sessiz kaldı. Hiç konuşmadı bile. Bu bizim alışık olduğumuz bir durum. Konu çocuklar olunca tek görüşmeyle yetinmeyiz. Nefesle de tekrar görüşeceğiz. Nefes sizin aleyhinize bir beyanda bulunmadı. Fakat lehinize de bir ifadesi yok. Ki bu durum sizin işinizi zorlaştırabilir. Dedesinin durumu ortada. İyi kötü bir aile düzeni var. Bu önemli bir husus. Dosyanıza baktım. Sizin durumunuzsa... Malum, kızınızın velayetini almanız sandığınız kadar kolay olmayacaktır. İyi günler. Sağ olun. Cihangir Bey. Sizi burada görmek ne şeref. Hoş geldiniz. Gönderdiğim bütün elemanları reddettin. Bu kez teklifimi bizzat ayağına gelip yapayım dedim. Belki ikna ederim seni. Estağfurullah, ayağınıza ne demek? Senin gibi ustalığı bütün piyasada nam salmış bir tecrübeyi kadromuza katmayı çok isterim. Gerekirse ayağına da gelirim. Ne dersin? Bilmiyorum ki. Çok onore ettiniz beni böyle ama. Bundan sonra Türkiye'deyim. Yurt dışı defterini artık kapattık. Burada kuracağım atölyenin başında olmanı istiyorum. Bu küçücük yere tıkılma. Dünyanı genişlet. Buraya kadar gelme inceliğini gösterdiniz madem. Benim de yüzünüze karşı teklifinizi reddetme imkanım kalmadı galiba artık. Sizinle çalışmak çok isterim. O zaman işbirliğimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok zevkli bir hanımefendinin özel tasarımı. Böyle siparişleri alamıyoruz artık. Müsaade var mı? Estağfurullah, buyurun. Hay Allah, ayakta kaldınız. Oturun lütfen, bir kahve söyleyeyim size. Hiç vaktim yok inan. Bir sonrakine sözüm olsun ama. Arkadaşlar daha sonraki adımlar için seni ararlar. Nasıl isterseniz. Ben geçireyim sizi. Gerek yok. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Cihangir Bey. İyi günler.
Sen bekle. İstediğim gibi olmuş. Mükemmel bir işçilik. Elinize emeğinize sağlık. Demek bu şaheser sizin eseriniz. Bravo. Çok zevkliymişsiniz. Bu sizin. Rüzgarın marifeti. Düşürmüş müyüm hiç farkında değilim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. İyi günler de kullanılsın. Zahmet oldu size, sağ olun. İyi günler. Ah benim bir tanem. Ah benim canım kızım, seni nasıl özledim bir bilsen. Şu perdeyi bir açsan da bir görsem yüzünü, bir öpsem seni. Nefesim. Bak o ablaya ne söylersen söyle. Ne konuşursan konuş. Kimin yanında kalmak isterseniz de hiç önemli değil. Çünkü ben hayatımın sonuna kadar seni çok seveceğim. Gök delinse de, yer yarılsa da, bu dünya yansa da hiç önemli değil. Sen benim hep kızım olarak kalacaksın. Seni geri kazanacağım kızım. Seni mutlaka geri kazanacağım. Çünkü sen benim canımın içisin. Nefesim ağlama kızım. Ağlama bak, ne olur biz kavuşacağız yine. Ağlama nefes. Bu nasıl? Bu mu? Hem ab kadar hem de aşat. Emin misin Uşu abla? Yeter işte bize. İçini biraz elden geçirmek lazım. Bir iki masa, iki tane sandalye, birkaç tane de dolap işimizi görür. Hem bir an önce kendi yoluma bakmam lazım. Gitmeseydiniz keşke. Ne güzeldik işte böyle ya. En doğrusu böyle olacak Fatih. Nefes pedagogla görüşmesini bitirdin mi acaba? Var ya, Nefes babamla kalacağım dese ne güzel olurdu. Her şey rayına girerdi. Olur biterdi işte. Keşke. Ama Nefes bu söylediklerini söylese de bu benim gideceğim gerçeğini değiştirmiyor. En doğrusu böyle olacak. Bizim için emlakçıyla görüşüp buraya bakar mısın Ceylan? Bakarım bakmasına da. Yani bu harabe için bu fiyat mümkün değil. Dolandırıcılık bu resmen. Benim emlakçıyla bir pazarlık yapmam lazım. Neyse ben de seninle geleyim. Elin herifleri sana üçkağıtçılık yapmasın.
Ay. İş dışında bir şeyler çizdiğini görmeyeli çok uzun zaman olmuştu abicim. Çok güzel olmuş ama. Ne istiyorsun? Abimiz kızdığına göre özel biri galiba. Ha? Ne var? Ay tamam. Benim sana bir haberim var. Orhun Demirhanlı. Evleniyormuş. Ona düğününde şöyle güzel bir düğün hediyesi verelim abicim. Sana ne vermem gerektiğini çok düşündüm. O gün Musa ile çarşının altını üstüne getirdik. Ama yok. Hiçbir şey içime sinmedi. Derken birden aklıma geldi. İşte bu dedim. Anlamlı ve kalıcı bir şey olsun istedim. Sanırım öyle de oldu. Ejderhanın içindeki tutsak kız sayende artık özgür ve mutlu. Karlıhan. Gelenekler unuttun mu? İkimizden başka her şeyi unutuyoruz. Enişte! Kusura bakma. Ne yapıyorsun? Dur. Orhun ne yapıyorsun? İndirir misin? Lütfen indir. Ne yapıyorsun? İndir beni lütfen. Bırak beni ne olur. Çabuk. İndirsene beni ne olur indir. İndir. Hay Allah. Ne bu vaziyet? Ne yaptığını sanıyor bunlar?
Ne oldu, ne demiş? Öğrenebildin mi? Babamı istiyorum demiş, değil mi? Teklifini hala geçerliyse kabul ediyorum. Evlenelim. Ne yapıyorsun? İndirir misin beni artık? Lütfen dur artık. Seni kaçırıyorum. Ne kaçırması? Ben hiçbir şey anlamadım. Çerkes suresinde oğlan kızı kaçırırsa o saatten sonra adet madet kalmaz. Yani bitti. Bundan sonra hiçbir kurala uymamıza gerek yok. Bundan sonra hiçbir kurala uymamıza gerek yok. Hani dünya üstündeki son kadın da olsan benimle evlenmezdin? Ne değişti? Kızım için yapamayacağım şey yok. Gerekirse seninle bile evlenirim. Benimle bile evlenmek istediğine göre nefes dedesiyle kalmak istediğini söylemiş. Eğer durum böyleyse evlenmek de bizi kurtarmaz. Dedesiyle kalmak istediğini söylememiş. Hiçbir şey söylememiş. Babamla kalmak istiyorum diyememiş kırgın prensesim. Ama sen de çok iyi biliyorsun. Sessiz kalması benim aleyhime. Biliyorum. Nefes için. Tabii sen hala aynı fikirdeysen. Bak, verdiysen. Yani şimdi ne olacak şimdi? Sen ne istiyorsan o olacak. İstediğin gibi bir düğün planlayacaksın. Ben mi? Gönlünden ne geçiyorsa, aklına ne geliyorsa, sen nasıl istiyorsan böyle olacak. Orhun Demirhanlı'nın düğünü ne zamanmış? Abicim, beni hiç şaşırtmıyorsun. Ona düğününde tatsız sürprizler vereceğine o kadar emindim ki. O kalabalıkta yapacağım şeyin etkisi daha büyük olacak. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirelim. Çok haklısın. Ben düğünle ilgili tüm detayları öğreneceğim. Acele et. Hak ettiği gibi bir kutlama yapmak için zamana ihtiyacımız olacak. Sadece hayal et.
ve bana söyle. Düğün burada olmak zorunda değil. Biz burada olmak zorunda değiliz. İstersen dünyanın öbür ucuna bile gideriz. Dünyanın öbür ucu mu? Mesela bu çart bahçelerine gidebiliriz, Kanada'ya. Daha önce hiç duymamıştım. Ben gördüm. Sana anlatacağım. Kapat gözlerini ve orada olduğunu düşün. Saçların gibi ahenkte akan bir nehir var içinde. Suyun üstünde nilüferler. Gözlerinin içi gibi parlayan rengarenk ışıklar. Envai çeşit çiçekler. Yürüyüş yolları. Hayal edebildin mi? Evet, evet. Çok güzel. Senin için yapabileceklerimin sınırı yok. Sadece hayal et. Ve bana bu hayallerini anlat. Düğün sloganımız da bu olsun. Olmaz ki. Ailenizin önemli kuralları var ya hani. Onun için olmaz. Yani olmamalı. Hem Afife Hanım... Bu senin düğünün. Sen nasıl istersen öyle olmalı. Kuralları unut. Ama bu senin de düğünün. Birlikte planlayalım. Benim istediğim de, hayalim de tam olarak burada. Ve evet, dediğin gibi, bu benim de düğünüm. Ben de müstakbel eşimin hayalini çok merak ediyorum. Beni bundan mahrum etmezsin değil mi? Kafkasya'da yapabiliriz. Belki ilk konuştuğumuz gibi. Bu mevsim oralar için uygun değil. Çok soğuk. Havaların ısınmasını da ben bekleyemem. Baharda orada ayrı bir kutlama yaparız. Sen şimdilik sadece buradakini düşün. Ya da her nerede istiyorsan oradakini. Sen sadece hayal et. Ben olmasını sağlayacağım. Bak bu kadar kıvranacak bir şey yok. En başında sen söyledin evlenelim diye. Vazgeçtiysen eğer söyle. Elbette vazgeçmedim. Nefes için yapacağım bunu. Sadece düşünüyorum. Madem vazgeçmedin o zaman düşünecek bir şey yok. Bir an önce gidelim başvuru yapalım. Hadi. Dur bir dakika. Bak zaman kaybetmek istemiyorum. Ben de istemiyorum ama nikahtan önce yapmamız gereken şeyler var. Sen şimdi sözdür, istemedir, nişan falan diyeceksen. İnsanları inandırmamız lazım diyecektim. Niyet okumayı bırak artık. Pat diye insanlara evleneceğimizi söylersek eğer kimse buna inanmaz. Eğer evliliğimizin sahte olduğu ortaya çıkarsa da nefes almamız imkansız gibi bir şey. Doğru söylüyorsun.
Yani herkesin aramızda bir şeyler olduğunu inanması lazım. Ben genelde doğru söylüyorum da dinlemediğin için anlaması uzun sürüyor biraz. Yalnız işimiz çok zor. Çünkü senin gibi bir cadıyla gerçekten evlenmek isteyeceğime beni tanıyan kimse inanmaz. Haklısın, zor. Sürekli cadı tarafını görmek için elinden geleni yapıyorsun çünkü. Oysaki denklem çok basit. Birazcık anlayış, azıcık nezaket, biraz dinleme yetisi falan olsa madalyonun diğer tarafını da göreceksin. Ama o meziyetler de sende yok. Kızmıyorum sana, yaratılış meselesi. İçimdeki cevheri çıkaran sensin yalnız. Benim bu yüzümü kimse bilmiyor. İçindeki cevheri çıkarmak için fırsat kolluyormuşsun gibi geliyor bana da. Başlamayalım yine. İnan bana, ben başlamıyorum. Sadece devamını getiriyorum. Günaydın torunum. Kahvaltını da yapmamışsın. Ama böyle olmaz ki. Bak, eğer kahvaltı etmezsen sonra hasta falan olursun maazallah. Ya. Ne konuştunuz bakalım o kadınla? Ha? Ne anlattın ona? E tabi ya. Dedemle kalmak istiyorum, onu çok seviyorum dedin değil mi? E başka ne diyeceksin ki? Sana benim gibi bakan mı var be? Ha? Hadi benim, akıl köpeği, altın madenim. Söyle bakayım dedin, ne dedin? Anlasana kız. Yerini mi yuttun? Dedemi çok seviyorum, onunla kalmak istiyorum desene. Ha? Öyle dedin değil mi? Ulan var ya. Aynı babanın oyunları sende. İnatçı köşek fare. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum da. Neyse. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz seninle. Senden çok bilmişlik dışında öğreneceğim hiçbir şey yok benim. Ha, bak bir de o burnunu olur olmaz her şeye çok güzel sokuyorsun, onu öğrenebilirim. Sen kitap okumayı ne zaman bıraktın söylesene. Kelime dağarcığın biraz kıt da sürekli aynı şeyleri sayıklayıp duruyorsun. Ve seni anlatmak için başka kelimeye ihtiyacım yok ki benim. Cadı, lady, işgüzar, çok bilmiş, gayet yeterli. Fazlasına gerek yok. Benim için de tam tersi geçerli biliyor musun? Seni anlatmaya kelimeler yetmiyor gerçekten. O kadar çok sinir bozucu özelliğim var ki birini saysam ötekisinin hatırı kalıyor. Bunun kursları falan var biliyorsun değil mi? İnsanlara nezaket falan öğretiyorlar. Gitsene bir tanesine. Bence biz o kurslara birlikte gidelim. Belki başka sınıfları falan vardır. Senin şu sivri yönlerini törpülerler. Ne dersin? Öyle bir yönüm olsaydı ben çoktan törpülerdim, merak etme. Ayrıca benim o dediğin kurslara gitmeme ihtiyacım yok. Ben herkesi hak ettiği tarifeye uyguluyorum. O zaman biraz gözlem yapmanı tavsiye ederim. Başka insanlardan da kibarlık öğrenebilirsin çünkü. Kimden öğreneceğim mesela, senden mi? Yine abarttım. Ne gerek vardı? Ya çok. Öyle mi işte? Çocuklar geliyor. Çeneni kapalı tutarsan sevinirim. İnanmaları lazım. Ya Allah Allah. Kızım adam dolandırıcıydı diyorum sana. Neyin açı çıktın Yusa'ya? Hiç de değildi. Nereden kapıldı bu fikir acaba? Ceylan, Fatih ne oluyor? İyi ki gitmişim Nurşu abla. Seninkini ayakta uyutacaktı emlakçı. Emlakçıyla konuştum. Tam ofis işini ayarlıyordum, Fatih araya girdi. Ya bıraksaydım da dolandırsa mıydı seni? Tamam, daha fazla tartışmanıza gerek yok. Zaten bir yere de gitmiyoruz. Vallahi mi? Abi? Duydun işte. Çok sevindim. Ayrılmıyoruz İso. Sevinmeyip ne yapacaksın? Vallahi ben de çok sevindim ya. Gitmememiz için çok ısrar etti. O kadar çok üzüldü ki ben de üzülmesin diye dayanamadım. Benim duyduğumu sen de duydun mu? Kesin bir mevzu var.
İnsan bu kadar tecrübesiz ve bu kadar çıt kırıldım olunca ben insanlık namına üzüldüm açıkçası. Kim bilir başınıza ne felaketler gelecekti. Ha, bak bir de başka insanların başını açacağın belalar da çabası. O yüzden gitmeni istemedim. Kardeşim Elif de yaptığı yüzük hediye edecek. Biz de gittik Gonca'yla. Biz gitmeseydik daha romantik olurdu tabii. Gelenekler öyleymiş. Ama ne yapalım? Olsun. Onların birbirlerine bakışları yeter. Ay, onları böyle görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Ay, maşallah. Rabbim mutluluklarını daim etsin. Amin, amin. Hele hikayenin sonrası daha heyecanlı. Böyle film gibi izledim. En heyecanlı yeri orası. Gonca sen dur, ben anlatayım. Sonra eniştem yaptı yapacağını. Attı kardeşimin sırtını, uçurdu götürdü. Tövbe estağfurullah, nereye uçurdu? Orası bilmem. Ama uçurdu mu, uçurdu işte. Vallahi biz de bir anda ne olduğunu anlamadık. Hira Hanım'ı aldı omzuna böyle kaçırır gibi gittiler. Aa. Yani anlayacağın Halise ablacığım, bu aşkta yok yok. Bir şey mi lazımdı? Afife Hanım'ı odasında bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Orhun Bey'in odasında. Mühim bir mesele konuşuyorlar. Anladım. Teşekkür ederim. Ben sonra konuşurum kendisiyle. Ne lüzumsuz hareket öyle. Demirhanlı konağında eşi benzeri görülmüş mü böyle bir şeyin? Evde bir misafir olsa izah edemezsin. Koskoca Orhun Demirhanlı ne duruma gelmiş demezler mi? İnsanların sözleriyle hareket etmediğimi bilirsin. Neden böyle davrandığını biliyorum. Gelini kaçırarak adetleri yerine getirmekten kurtuldun. Yaşadıklarını anlamadığımı sanma. Onun öldüğünü öğrendiğinde ne hale geldiğini ben de gördüm. Ama her şeyin bir adabı var. Bu benim tanıdığım Orhun Demirhanlı değil. Benim oğlum duygularıyla değil, akılıyla hareket eden bir adamdı. Senin oğlun akılla yürünen yolların sınırını gördü artık. O yol her zaman doğru yol değilmiş. Ben bu rahatlığı anlamıyorum artık. Sen onu kaybettiğini sandın diye şimdi biz bütün örf ve adetlerimizi çiğneyecek miyiz? Tamam. Tamam. Kötüydün. Büyük bir enkazın altından çıktın ama... Anne! Ben bir enkazdan çıkmadım. Enkazın ta kendisiydim. Güzel zamanlarda eski günleri konuşmayalım artık. Peki. Adetlerimiz yerine gelmeyecek olsa da o Demirhanlı düğünü yapılacak. O nedenle her şeyin doğru düzgün planlanmasını istiyorum. Bu konuda seninle hemfikiriz. Düğünü planlayacak en doğru kişi Hira. O yapacak her şeyi. Ne istiyorsa yapabileceğini söyledim. Geleneklere uymak zorunda değil. Gönlünden geçen düğün nasılsa öyle olacak. Hayır. Bunu yapamaz. Yapar. Ben öyle istiyorum çünkü. Koskoca Demirhanlıların saygınlığını gösterecek. Bütün cemiyetin katılacağı bir düğünün planlamasını ona bırakıyorsun öyle mi? Evet anne. Müstakbel eşim düğünümüzü planlayacak. Tam da olması gerektiği gibi.
Evet, abilerim, ablalarım, kankalarım. Çaylarımız müesseseden olup güzide şehrimiz Rize'nin en seçkin bahçelerinden toplanan çaylarla demlenmiştir. Tavşan kanıdır, aman dikkat. Yanlış mı demledin yoksa? Neden bu kadar reklam yaptın? Çay bir benden sorulur Riso, bir de benden. Reklam değil, kendimi övüyorum. Bir övenimiz kalmadı da. Fazla laf yalansı olmaz derler Fatih, ona göre. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şeker kullanıyor muydun? Tek şekerle içiyorum. Öğreneceğiz zamanla. Nurşu ablaya getirmiştim ama. Önce hanımlar. Nezaket kurallarını bir türlü öğrenemedi. Ne bileyim abi. Bizde büyük olana hürmet edilir. Öğrenirim artık zamanla. Buyur abi. Sağ olasın. Onların arasında bir mevzu var ama ben anlarım. Emlakçıya da dolandırıcı demiştin. Anladığını sanmıyorum. Nerede yanıldığımı gördün? Yanılmadığını da görmedim. O yüzden artık sadece kendi gördüklerime inanıyorum. Ayıp sana Beyso. Çayımı beğenmemiş de ondan öyle bir anlık şaşkınlıkla oldu. Neyse, nefesli uzmanın görüşmesi nasıl geçmiş abi? Ne demiş, öğrenebildin mi? Bir türlü sırası gelmedi. Ben de çok merak ediyorum. Hiçbir şey söylememiş. Nasıl yani? Dedemle kalacağım da dememiş. Babamla kalacağım da dememiş. Öyle. Ama bu senin aleyhine Kenan abi. Düzelecek. Yani bir yolunu bulup düzelteceğiz. Bakalım. Ben kahve yapacağım kendime. Zahmet olmazsa ben de alabilir miyim? Ya hiç zahmet olur mu? Yaparım tabii ki. Ben filtre yapacağım kendime. Sen ne istersin? Ben de seninle filtre içerim. Çayı beğenmedin mi abi? Yok, gayet iyi olmuştur. Ama ben gece biraz uykusuz kaldım, uyuyamadım. Ondan kahve yapayım kendime. Anladım abi. Arkadaşlar, bu fırtına öncesi sessizlik. Vaziyet alın. Büyük olay kopacak. Bu sessizlik bana da hiç normal gelmedi. Ama illa sonunda bir olay çıkacak diye bir şey yok. Kenan abi uykusuzum dediyse o. Nefesin durumu da ortada. Hiçbir şey yokmuş gibi kahve koymalar falan. Hayır, alamet değil yani. Olacak iş değil. Şu an birimize çatıyor olması lazımdı. Yoksa biz yokken başka bir şey mi oldu? Sen biliyor musun Nurşu abla? Ben mi? Yok. Sonuçta Kenan iyi bir avukat. Nefes almanın bir yöntemini bulur herhalde. Ondan rahattır. Düğün olmalı. Kaç kişi gelmeli mesela? Bir de büyük bir düğün mü yoksa küçük mütevazi bir organizasyon mu? Nerede olacak? İnternetten baksam birkaç fikir alabilirim bence. Ama öyle de olmaz ki. Herhangi bir yer değil, anlamlı bir yer olmalı. Sen sadece hayal et. Ben olmasını sağlayacağım. Hayal et dedi bana. Ben de dediğini yapacağım.
kardeşim. Ne yapıyorsun burada? O defter ne? Şiir mi yazıyorsun? Bakayım. Hayır, düğünümüzü planlıyorum. Her şeyin hayalimdeki gibi olmasını istedi. Otursana. Sana kaldıysa en güzeli olacak. En isteğim zeki adam. Ne yazdın? Anlatsana. Her şeyi hatırlamadan önce bir gün denizin çağrısını duydum. Göksüz hissediyordum. Boşluktaydım ve çok korkuyordum. İşte o ses bana gel dedi. Oraya ait değilsin. Senin yerin olduğun yer değil diyordu. Denizin çağrısına uydum. Orhun'u orada gördüm. Ona kavuştum. Hayatıma kavuştum. Yeniden evet derken de Deniz bize şahitlik etsin istiyorum. Kumsalda olsun düğünümüz. Dalgaları ayağımıza vursun. Sesi dans müziğimiz olsun. Sadece ikimiz. Vallahi kardeşim çok güzel anlattın. Duygulandım. Ama ne demek sadece ikimiz için? Biz gelmeyeceğiz miyiz? Elbette geleceksiniz. Bu sadece hayalimin bir kısmı. Öyle söylesene, ben de ne anladım? Kalabalık olsun istemiyorum. Sevdiğimiz, bizi sevdiğini bildiğimiz, mutluluğumuzla mutlu olacak insanlar olsun yeter. Her şey gönlünce olsun, hak ediyorsun. Tek istediğim huzur. Abartılı hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İnşallah o da beğenir. Kim? Eniştem mi? O sen ne yapsan beğenir. Dert ettiğin şeye bak ya. Kardeşim, ben Ali Köy'ü almaya gidecektim. Geciktim. Hemen gidiyorum ben, tamam mı? Tamam.